Evet. Büyük Samanlı. Hemen Büyük Samanlı'nın yanında bu ücretsiz olarak sahipsiz kalmış koy ve devam ediyoruz diğer koylara. Bazı koylara da ulaşım sadece böyle teknelerle olabiliyor. Çok daha güzel koylar var. Onların adına akvaryum deniyor. Yaklaşık buradan 3-5 kilometre, belki daha fazla arka taraflarda araç ulaşımı bulunmuyor. Sadece tur tekneleri ve özel yatlar gidebiliyor. Sezon boyunca dolmuşlar da çalışıyor. Toplu taşım araçları da koylara sizi ulaştırıyor. Kuleli Koyu 2020 yılında böyle haremlik selamlık uygulaması yaptı. Kulem Koyu'nda 2020 yılında böyle bir haremlik selamlık uygulaması yapıldı. Arz talep üzerine ne kadar rağbet gördü görmedi bilemiyoruz. Kuleli Koyu'nun karşısında hemen Kızılada görünüyor. Kızılada'da yerleşim yeri yok. Sadece şu ön tarafta bir deniz feneri var. Onun haricinde hiçbir işletme ve yerleşim bulunmuyor. Bizim Seyyah 34 de burada. Burada sizinle birlikte biz de adının tekrar değiştiğini görüyoruz. Zehra Kuleli olmuş. Büyük bir ihtimalle
Zehra tatil köyü var. Otel motel işletmeleri var. Büyük bir ihtimalle onların olabilir. Hayırlısı olsun. Evet. Güzel bir yer. Kuleli de güzel bir yer. Şimdiki ismi Zehra Kuleli. İlk adı böyleydi. Kuleli Mesire yeri. Şimdi diğer koylara devam edelim. Geldik Büyük Boncuklu Koyu'na, fakat Büyük Boncuklu Koyu biraz puslu ve ters ışıkta kalıyor. Ne de olsa güneş ikindi tarafına geçti. Şu an biraz uzaktan görüntülüyoruz. Daha da yaklaşınca belki biraz daha netleşir. Şu an uzaktan çok puslu görünüyor. Hadi biraz daha yakınına gidelim. Evet, Büyük Boncuklu Koyu'na biraz daha yaklaştık, fakat istediğimiz netlik ve renkler yok. Denizin tonu, turkuaz, mavi, yeşil tonları görüntüleyemiyoruz. Bunların da sebebi buraya ikindiye kalmış olmamız, ters ışık, güneşi maalesef istediğimiz görüntüyü vermiyor bize. Burası sabah çok daha bambaşka, çok daha güzel. Arkada başka koylar var ve etkinlikler yapılıyor, aksiyonlar yapılıyor. Büyük Boncuklu, ön tarafta Küçük Boncuklu, hemen arkada Küçük Boncuklu var. Şimdi Büyük Boncuklu'dan sonra Küçük Boncuklu'ya geçeceğiz. Buradan istediğimiz renkleri elde edemedik. Öğlenden sonra maalesef burası bu şekilde görünüyor. Buranın ücretleri bayağı yüksek. Şu köşede, şurada tam ekranın ortasında halka yani bir 10 metrelik bir yer ayrılmış. Aracınızı şuralara park ettiğiniz zaman şu küçücük yerde ücretsiz denize girebiliyorsunuz. Orayı ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak halka sadece orası ayrılmış. Büyük Boncuklu Koyu'nun fiyatları çok yüksekti. Bundan 5-6 ay önce, belki daha fazla, sorduğumuzda 4-5 kişilik arabayla birlikte 350-400 lira falan tutuyordu. Şu an en sonki durumdan haberimiz yok.
Evet, sezon boyunca arabası olmayanlar için toplu taşıma araçları devam ediyor. Sezon sonunda artık onlar da inzivaya çekiliyor. Şurada halk için küçücük bir 10 metrelik bir yer bırakmışlar. Karşıdan araba gelince kim kime yol verecek, o da muamma. Burası da Büyük Samanlı'nın otoparkı. Burada çok tuhaf bir uygulama var. Araç parkına izin veriliyor. Buralara araç park edenler şurada ücretsiz denize giriyor. Fakat karşılıklı iki araba karşı karşıya geldiği zaman kim kime yol verecek? Evet, bakın şu anda mesela karşıdan bir araba geldi. Durum vahim. Ve herhalde bu nedenden dolayı böyle demirler ister istemez yaslanmadan dolayı ve çarpmalardan dolayı yamuluyor, kırılıyor, dökülüyor. İşte evet, aynen dediğimiz gibi oldu. Karşıdan iki tane araba geldi. O araba ona yol vermek için, evet. Şimdi canlı canlı şahit olalım bakalım kim kime yol verecek. Evet. Burada çok tuhaf bir uygulama var. Bu arkadaşımız iyi niyetliymiş. Hemen rahatlıkla yol verdi. Ve bunlar da geçiyor. Arkasından birkaç tane daha gelseydi ne olacaktı? Şimdi tekrar bir daha gelirse ne olacak? Evet. Buradaki durum çok tuhaf ve sevmedim ben burayı. Buradaki bu uygulamayı hiç sevmedim. Ki biz şu an sezonun bittiği bir zamanda buradayız. Sezonun cıvıl cıvıl olduğu zamanlarda pek gelmedik, hiç gelmedik. O anı hiç düşünemiyorum. Evet, şimdi sırada küçük boncuklu koyu var. Oraya doğru devam edelim. Arkadaşlar, burası küçük boncuklu koyu. Küçük boncuklu koyu da birkaç sene öncesine kadar, 2-2,5 sene öncesine kadar atıl boş olarak duruyordu. Halk ücretsiz olarak kullanıyordu ve ihaleye verildi. Şu an aktif. Ve sosyal tesis olarak hizmet veriyor. Tabii artık küçük boncuklu koyu olarak değil, Help Beach olarak biliniyor. Adının Help Beach olduğunu öğrendik.
insanlar da buraya nasıl indi? Bu da enteresan yani. Yani o kadar düz yer varken bu insanların buraya nasıl indiği merak konusu. Sırf sessizlik, sakinlik ve dinginlik için burayı tercih ediyorlar ama nasıl iniyorlar, nereden iniyorlar? Yani şu gördüğünüz gibi eğer araba şuraya bırakılıyorsa uçurumu görüyorsunuz. Nasıl iniyorsunuz? Burayı ücretsiz diye tercih edilebileceğini düşünmüyorum. Yani burayı ücretsiz olduğu için tercih ettiklerini düşünmüyorum. Aynı Kaputaş plajı nasıl yukarıdan çok güzel, muhteşem görünüyorsa 300 tane, 500 tane basamağa inip aşağıda denize giriyorlarsa herhalde burası da aynı ona benziyor. Suyun güzelliği, cazibesi insanları burada aşağı indiriyor galiba. Yoksa hiç inilecek, çıkılacak gibi bir durum yok yani. Evet, küçük boncuklu koyuna biraz daha yakından bakıyoruz. İki buçuk sene önce buralar atıl, otluk bir vaziyetteydi. Halk istediği, dilediği zaman gelip ücretsiz olarak kullanabiliyordu, eğlenebiliyordu. Ama şu an tabii Fethiye halkı için girilmesi uzak bir yer. Müzikten de telif yememek için dikkat etmemiz gerekiyor. Tamamladık. Sadece kaldı bir Aksazlar. Orayı da sabah çok erken saatte geçtiğimiz için atlamış olduk. Aksazlara da özel olarak paylaşırız. Toplam 15 kilometre yol kat ettik ve bütün koyları tek tek gezip Aksazlar hariç sol taraftan gezimizi tamamladık. Açlık mı var, susuzluk mu? Böylece Oyuktepe koylarının gezisini bu şekilde tamamlamış olduk. Hepinize keyifli seyirler. Esen kalın, hoşça kalın. Bizimle kalın.